Hızlı trenle ilgili de bir icra kurulumuz var. Bu icra kurulumuzun içerisinde hızlı trenin yaşanabilecek aksaklıkları en minimize edilmesine ilişkin olarak Vali Yardımcısı Yusuf Bey'in başkanlığında burada köy muhtarlarımız bu kurulumuzun üyesi. Bununla ilgili hızlı tren hattında geçiş güzergahındaki bütün kamu kurum kuruluşlarımızın yöneticileri gene aynı şekilde bu icra kurulumuzun üyesi. Ve aynı şekilde devlet demir yollarımızdan da temsilcilerimiz, aynı şekilde de bu işi yapan firmadan da temsilcilerimiz bu icra kurulunun üyesidirler. Bu icra kurulu modelinin biz çok faydasını gördük. Yani burada yapılmış olan iş ve işlemlerin çok hızlı ve seri şekilde problemlerin de minimal düzeyi indirebilmesi noktasında bizim için gerçekten de çok faydası oldu. Hızlı tren aynı zamanda memleket projesi, Edirne projesi, Edirne'nin de vizyon projesidir. Bu proje bittiği zaman biz netlikle söyleyebilirim ki her ne kadar arada Kırklareli ve Tekirdağ'da oluyor olsa da biz İstanbul'la komşu olacağız. Yani aramızdaki mesafelere rağmen bir saat 20 dakika gibi İstanbul'da bir ilçeden ilçeye. Evet, aynen öyle dediğiniz gibi. Yani İstanbul'da bazen 1 saat 20 dakikalık mesafeler İstanbul'un kendi içerisindeki seyahat süreleri gibidir. Ama İstanbul'dan yola çıkmış olan bir insan 1 saat 20 dakikada Edirne'ye gelecek. Başka bir şey daha var. Türkiye'deki bütün hızlı trenler insanları seyahati için, insanların hızlı şekilde seyahati için öngörülmüş durumda. Bu Kapıkule'ye kadar olan, İstanbul'dan gelecek olan hızlı trenin bir özelliği daha var. Bu sadece insanları değil, aynı zamanda yükü de hızlı şekilde, bütün lojistiği de hızlı şekilde, hızlı tren olarak da taşımaya elverişli bir proje. Gerçekten Türkiye'nin de çok örnek bir projesi.